Efendim günaydın ve güzel bir hafta dilekleriyle Murat Sağman'la yayınımıza başlayalım ve kendisine hoş geldin diyelim. Murat, yayına hoş geldin. Hisse senedi piyasalarındaki yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Bugün de esasında Borsa İstanbul'dan önemli bir açıklama geldi. Yabancı kurumdan bazılarına açığa satış konusunda yasak getirildi. Daha önce açığa satışın İMKB, daha doğrusu Borsa İstanbul 30 şirketlerinde serbest bırakılması yönündeki beklentiyi doyurmuştu Borsa İstanbul. Şimdi ise bir satış yasağı getirdi, açığa satış yasağı getirdi bu şirketlere. Ne dersin, özellikle hisse senetleri piyasası açısından bakıldığında Temmuz ayı ile birlikte Borsa İstanbul özelinde yükseliş devam edecek mi? Evet, teşekkürler Artur. Herkese iyi haftalar, sağlıklı günler başta olmak üzere. Şimdi tabii geçen hafta aslında yani güzel haberi almıştık. Yani bu açığa satış artık iptal edildiğini. Biliyorsun işte bu MSCI gelişmekte olan ülkelerden Türkiye'nin çıkabileceği, bu bize tabii ciddi bir zarar verecekti. Hem ekstra fonlar çıkacaktı. Bizim ağırlığımız bu arada MSCI'da biliyorsun %1.8'den 0.40'a indi. Yani 4'te 1'e kadar indi. Tabii hem yabancılar sattı hem de tabii ki değerleme anlamında. MSCI'da biliyorsun dövizle ölçülen bir endeks. Şimdi bugünkü gelen habere baktığında açıkçası benim hiç beklemediğim bir haberdi. Yani kime sorsan herhalde hani geçen hafta gelen işte açığa satış yasağı artık ortadan kalktı haberinden sonra bugünkü gelen habere ben açıkçası şaşırdım. Zaten sıkıntı buradan kaynaklanmıyor mu? Ya, o kadar çok değişiklik, o kadar çok kural değişikliği var ki işte yani hem ekonomide hem piyasalarda bu tabii ki bir belirsizlik ve bir güvensizlik yaratıyor. Endekse baktığın zaman da yani endeks çok umursamadı. Gördüğün gibi yani şu saatlerde yayını yaptığımızda endeks %1.5 yukarıda işte 117.500-118.000'leri test etmek üzere. Demek ki ya açığa satış konusu hani borsalara kısa vadeli çok ilgilendiren bir konu değil. Daha çok uzun vadeli bir mesele. Ben ayrıca bir tekrarlamış da olayım. Ya açığa satışta biliyorsun önce satıyorsun ama tekrar almak zorundasın pozisyonunu kapatmak için. Onun için hani açığa satış yaptıktan sonra eğer piyasanın yükseleceğini düşünüyorsan burada açığa satış pozisyonu yapanlar açıklarını kapatıyorlar. Bunu bilen spekülatörler ki biliyorsunuz spekülatörler yani bir manipülasyonla karşılaştırmayalım. Spekülatörler de bundan faydalanarak bu sefer onlar hem satmak için bu sefer alıma geçiyorlar. Onun için açığa satış bence hep serbest olmalı. Ben anlamadım bu yabancı kurumlara ama zaten sınırlı biliyorsun yani bir ayla üç ayla sınırlı ondan sonra da kalkacağını ve tekrardan böyle bir uygulamaya gelmeyeceğini umuyorum. Temmuz ayında Ağustos'a yaklaşırken baktığın zaman önemli başlıkları nasıl görüyorsun? Cumartesi günü Atilla Yeşilada ile yaptığımız yorumda özellikle o yine yeniden döviz konusunda bir vurgu yaptı. Özellikle Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinde ortaya çıkan bu yüksek enflasyon sonucunun kur üzerinde bir baskı yaratabileceğini sonbahar aylarında söyledi. Işık Ökte ile Perşembe günü yayın yaptığımızda Işık da özellikle yurt dışı piyasalardaki bu olumluluk devam ettiği ve merkez bankaları faiz indirimlerini sürdürdüğü sürece çok ekstra bir olumsuzluk beklemediğini aktarmıştı. Yani ikisinin farklı görüşleri var doğrusu. Sen ne düşünüyorsun? Hani gördüğüm kadarıyla Atilla abi daha olumsuz, Işık da daha olumlu. Yani benim görüşüm yani kısa vadede biliyorsun ben de hani son aylarda olumluyum. Yani bir ara çok olumsuzdum. Nakit kral dediğimi hatta nakit imparator dediğimi hatırlıyorum ama endeksler özellikle bu 100 bin seviyesini aştıktan sonra bayağı olumluya döndüm. Ben biraz daha olumlu olacağını düşünüyorum. Şu anda endekslerin yani borsacılar ya da borsa şu anda bardağının dolu tarafına bakıyor artmış. Bugünkü yükselişten de görüyorsun. Ama Atilla abi şöyle katılıyorum. Yani bir yerden sonra yani iktisat ana iktisat kuralında şimdi bu kadar para basıldı ekonomide. Ve bu paranın işte Merkez Bankası biliyorsun
150 milyardan daha fazla para bastı. Hem API ile hem de tahvil alarak. Şimdi bu paranın ne zaman çekileceğini, nasıl çekileceğini bilmiyoruz. Yani kısa vadeli önlemler var ama uzun vadeli bir projeksiyon yok burada. Bu projeksiyon olmadığı için bu basılan paranın bir yerden sonra bir yerden bir şey patlayacak. Yani ya kur tekrar yükselecek bir yerden sonra. Çünkü bu arada turizm geliri olmadığı için cari açığımız da yükselecek. Yani ya kur patlayacak ya bir yer, şey, cari açık patlayacak döviz gelmediği için ya da enflasyon patlayacak ki hani geçen haftanın gelen rakamlarında bunu net görüyoruz. Ben enflasyonun bu sene tek haneliye düşeceğini düşünmüyorum. Düşünen çok var ama yani bu kadar para basılıyor. Bu kadar ciddi talebi patlattık şu anda. Krediler %70'i vardı yükseliş, kredi yükselişi. Bu kadar talep patlaması. Petrol fiyatları tekrar yükseliyor. Bu kadar para basıldı. Kur yükseldi. 5.90'la başladık yıla. Bugün geldiğimiz nokta 6.85. Yani bütün bunların kura mutlaka yansıması ve enflasyona yansıması olacak. Onun için enflasyon bence çift taneli de olacak. Biliyorsun Merkez Bankası beklenti anketi 9.5. Merkez Bankası'nın kendi tahmini de 7.4. Şimdi enflasyonun çift tane geleceğini düşünürsek bir yerden sonra bu dengesizlikler ortaya çıkacak. Yani ne zaman çıkacak dersen ben son çeyrek derim gibi. İşte biliyorsun yani Haziran başındaki yayınımızda hani yazı çok konuştuk. Ama yazının yani Temmuz'un, Ağustos'un nispeten biraz daha rahat geçebileceğine, yani sıkıntıların daha çok işte Eylül'den sonra başlayacağı bu dış borç ödemeleriyle birlikte. Fakat tabii siyaset de çok kızışmaya da başladı. Çok konular dolaşıyor ama şu anda piyasalar dediğim gibi dolu tarafına bakmak istiyor. Artur şu anda borsaya alternatif çok fazla kalmamış durumda. Yani ya altın var ya Borsa İstanbul var. Yani bugün faizdeki getiri %6 net getiri. Bugün enflasyon bunun iki katı. Şimdi onun için tasarruf sahibi mutlaka varlıklarını bir şekilde değerlendirmek istiyor. Ha, ucuz mu pahalı mı? Ben sana orada bir vereyim. Yatırımcılara faydası olabilecek. Şimdi bugün ya son 5-6 yıla baktığında ortalama gelecek 12 ay fiyat kazanç oranı yaklaşık 8'lerde olduğunu görüyorsun. Bugünkü fiyat kazanç oranına bak. Geleceğe, çünkü borsa geleceğe fiyat diyor. Gelecek fiyat kazanç oranına baktığında bugün 7'nin biraz üstünde. Yani şunu demek istiyorum. Borsa İstanbul zaten döviz bazında çok hala ucuz. Çok ucuz. Hmm. Bir de fiyat kazanç oranı olarak bakmak gerekiyor. Ve gelecek fiyat kazanç oranı beklentisine göre baktığında ben şöyle görüyorum. %5 ile %10 arasında hala bir potansiyel olacağını düşünüyorum. Yükseliş Borsa İstanbul'da. Yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani %5 biraz konservatif daha gidersek o verdiğim orana göre. Yani artık %123-124 bin bir potansiyel gözüküyor hala. O ortalama Pİ'ye gelmesi için. Bu da biliyorsun 124.500 en yüksek gördüğümüz nominal seviyene denk geliyor. Evet. Şimdi bugün tabii Çin borsaları ile ilgili özellikle devletten gelen, Çin hükümetinden gelen açıklamalar var. Ardından hem Şangay'da hem de Hang Seng'de birinde %4.24 galiba, birinde %3.45'lik yükselişler gördük. Ama bir taraftan da bu Covid ile ilgili olumsuzluklar devam ediyor. Fakat dediğin gibi piyasalar buna çok fazla bakmıyor. Şimdi önemli bir nokta da senin üzerinde durduğun enflasyon konusu. Lagarde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı, önümüzde 2 sene enflasyonsuz bir dönem var Avrupa Birliği'nde, ardından enflasyon gelecek dedi. Bu herhalde faizlerin çok uzun süre düşük tutacağı anlamına geliyor ki bu da herhalde hisse senetleri piyasası açısından ekstra bir pozitiflik katıyor. Şu anda artık yani ikinci dip olmadan bir V şeklindeki yükselişle piyasalar yoluna devam edecek diye mi düşünüyorsun? Yoksa sadece bu W dediğimiz ikinci bir düşüş için zamanı kestirmek lazım. O zamana kadar piyasalar yukarı yönlü gitmeye devam edecek mi diyorsun? Ya tabii şu anda yani Integral Forex'teki yatırımcılar da bunu soruyordur. Bütün yatırımcılar, bütün tasarruf sahipleri de bunu soruyordur. Neyi merak ediyor herkes şu anda? Hani bu iş nerede bitecek? Şu anda
hani bir yüksek iş potansiyeli var. Senin verdiğin bilgi çok önemli Lagarde'ın. Yani 2 sene boyunca faizler düşük seviyede kalacak. Bunu Fed de söyledi. Yani Fed Başkanı Powell da söyledi biliyorsun. Evet. 2022'ye kadar benden faiz arttığımı beklemeyin dedi. Yani şu demektir. Şimdi sermaye piyasalı borsaların sevdiği 3 tane ana şey vardır. Ana etken vardır yükseliş için. 1. Alternatif getiri faiz düşükse. Borsalar için çok pozitiftir. Şu anda bunu görüyoruz. Bunu ülkemizde de görüyoruz. Diğer gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde görüyoruz. Bu bir kere pozitif. 2. Şirket karlılıkların iyi gelmesi. Tabii ki sonuçta borsada yatırım yaptığınızda bir şirkete ortak oluyorsunuz. Şirketlerin durumu iyi olması. Şimdi baktığın zaman Artuç orada seçim yapabiliyorsun. Bazı sektörler, işte sağlık sektörü olsun, teknoloji sektörü olsun. Bugün baktığın zaman S&P Dow en tepelerini yapmamış durumda ama Nasdaq uçtu gitti. Yani Nasdaq gittikçe yeni tepeler yapmış durumda. Covid öncesinden daha yüksek seviyelere gelmiş durumda. Demek orada bir seçicilik var. Şimdi karlılık anlamında şirketler iyiyse, eğer potansiyel varsa, o zaman borsaya girmek için bir etken daha. Üçüncüsü büyüme. Yani ülkenin de büyümesi gerekiyor. Şimdi ne bekleniyor? Bir şekilde ülkelerin toparlanması bekleniyor. Bu arada borsalar V şeklinde toparlandı. Ama ekonomilerin V şeklinde toparlanacağını biliyorsun, beklemiyoruz. Onu söylemişti daha önce. Ama bir şekilde hani U olabilir, hani bir V olabilir, W olabilir pardon. Ya da işte bir biliyorsun spor markasının işareti olabilir. Bir şekilde ekonomilerin toparlanacağı düşünüyoruz. Şimdi bak, virüsü çok daha az konuşuyoruz. Covid'i daha az konuşuyoruz ki Covid şu anda hayatımızda vaka patlamaları var şu anda. Baktığın zaman Brezilya'da, İran'da, Amerika'da. Ama şu bir gerçek. Ekonomiler artık kapanmayacağı için, ekonomiler bir şekilde devam edeceği için borsalarda bu tarafına bakıyor virüsün. Murat, o zaman tam işaret ettiğin nokta şu. Piyasalar bu kadar para varken diyor, ekonomiler kapanmayacaksa eğer, Covid ekonomileri yeniden kapanmaya mecbur edecek kadar ciddi boyutlara ulaşmadıkça buna tepki vermeyeceğim diyor. Burayla ilgili bir saptama yapılma imkanı var mı? Çünkü hani siyasetçiler anladığım kadarıyla Covid çok geri dönülmez bir noktaya ulaşmadıkça, Allah korusun, böyle bir karar almayacaklar. Dolayısıyla hani bu aşı tuttu mu o zaman? Yani biz ekonomileri kapatmıyoruz. Covid Amerika'yı parçalıyor da olsa, bitiriyor da olsa, bu krizin, bu virüsün Çin'den çıkmadığı, bugün İngiliz medyasını biliyorsun salladı bu yapılan bir araştırma İngiltere'de, şeyden çıkmadığını, bu işin Çin'den çıkmadığını doğruladı ve yeni bir virüsün de şimdi Çin kaynak olmayan bir virüsün de yine eskisi kadar öldürücü olmasa da mutasyon geçirerek yeni bir hal aldığını söyledi. Dolayısıyla bu şey konusu, Covid konusu anladığım kadarıyla piyasa böyle yumurta kapıya dayanmadan, ortalık iyice karışmadan tepki vermeyecek gibi anlıyorum ben. %100 katılıyorum sana. Yani şimdi bu kadar inanılmaz bir likidite var piyasada. Ve yani bu tür komploların ben, yani bu tür söylemlerin çok daha geleceğini düşünüyorum virüsle ilgili. Ama buradaki önemli konu, yani bu virüs zaten hayatımızda hep olacak. Yani aşı çıkana kadar ve aşı tamamen herkese dağılana kadar. Yani bu virüs hayatımızda olacak. Onun için piyasalar da bu virüsle, ya biz nasıl Artunç virüsle yaşamaya devam ediyorsak, piyasalar da aynı şekilde virüsle yaşamaya devam edecek. Zaten piyasa çok daha önce buna alıştı. Piyasalar şöyle bakıyorlar. Yani biz, bu virüs bir yerde geçecek, bir yerde aşı gelecek. Evet, bir sürü komplolar dönebilir, bir sürü söylemler dönebilir. Ama bu iş en sonunda bu iş geçecek diye bakıyorum. Senin kurduğun o cümle çok önemli. Yani inanılmaz bir şekilde tabii vaka patlaması veya bilmem ne olmazsa, ki hani burada İspanyol gribi gibi olmaz diye umuyoruz. İspanyol gribinde biliyorsun ikinci dalga birinci dalgadan çok daha hasar vermişti. Bunun olmayacağını, evet, umarak bunları söylüyoruz. Evet. Peki içeride gündeme baktığımızda mesela işte makroekonomi veri gündeminde reel efektif döviz kuru var, nakit bütçe var, işsizlik var, dış ticaret endeksleri, inşaat maliyet endeksi falan var.
Şimdi çok herhalde piyasayı etkileyecek bir şey yok ama ya bu işsizliğin giderek artıyor olması sence bir etki yapabilir mi ekonomik beklentiler anlamında? Şunun için soruyorum. Hani krizle mücadelede virüsle mücadelede Amerika mı daha iyi, Avrupa mı daha iyi tartışması bir yandan yapılırken işsizlik verilerinin ilk gelen sürpriz dışında, olumluluk dışında Amerika'da hakikaten iyi gitmeye başladığını gördük. İstihdam verisi bu anlamda biliyoruz ki Amerikan Merkez Bankası için önemli bir veridir. Türkiye'de gelecek işsizlik verisi, istihdam verisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için bir anlam ifade edecek mi ya da piyasalar açısından? Valla Artur, Türkiye'deki en büyük iki sorun, ben şunu söylerim, enflasyon ve işsizlik. Ama biliyorsun yani gündem çok farklı Türkiye'de, işte şu anda şu saatlerde veya şu günlerde işte barolar konuşuluyor, işte Ayasofya konuşuluyor, sosyal medyanın kapanması konuşuluyor ama ya asıl konuya eğilirsek, ben bu birkaç anket gördüm son zamanlarda, en büyük sorun Türkiye'de yani anketlerde çıkan ekonomi ve işsizlik. Ya yani en büyük sorun bu. Şimdi bu sorunun tabii çözülmesi için konuşulması gerekiyor. Yani daha da konuşulması, daha da tartışması gerekiyor. Bu işsizlik sorunu bence devam edecek. Yani işsizlik nasıl çözülür? Çok basit bir iktisat kuralı. Ekonomi büyümeye başladığında, yeni yatırımlar gelmeye başladığında, yeni iş imkanları gelmeye başladığında, katma değer yaratıp onu daha da fazla satmaya başladığında, ekonomi büyümeye başladığında işsizlik toparlayacaktır. Şimdi ekonomide bu arada bir toparlanma var. Yani tek tek rakamları saymayayım ama ya otomotiv satışları yükseldi, işte konut satışları yükseliyor. Ama bunlar işsizliği azaltacak etkenler değil. İşsizliği azaltacak etkenlerin daha çok uzun vadede makro hedeflerin gerçekleşmesi, daha çok yatırımların, daha çok ekonominin büyümesiyle gerçekleşmesi gerekiyor. Covid'le uğraşıyoruz aylardır. Yani şu Covid bitmeden tam olarak ben işsizliğin de eski seviyelere geleceğini, tek haneye geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Evet bak, görüyorsun Amerika'da rakamlar toparlıyor ama hala 15-16 milyon insan Covid'den sonra işsiz kalmış durumda ve onların çok çabuk geriye döneceklerini de düşünmüyorum. Yani bak sen etrafına, eski tüketim yok, eski üretim yok. Bir de Türkiye'nin yaşadığı içerideki bazı sorunlardan dolayı yatırımcının da gelmediğini görüyoruz. Onun için ben işsizlik gelecek aylarda ciddi sorun olmaya devam edeceğini düşünüyorum ama şu anda gündem bambaşka yerlerde. Anladım. Merkez Bankası'nın dolayısıyla buna tepki vermesi olasılığı yok. Fitch'in son açıklamaları da zaten özellikle enflasyonla mücadelede daha sağlam bir Merkez Bankası istiyor. Peki şeyi sorayım. Son olarak yani yatırımcılar açısından bakıldığında faizin düşük olduğu, enflasyon dolayısıyla mal ve hizmet fiyatlarının arttığı bir dönem, onun için hisse senetlerine gidiyorlar. Daha temkinli yatırımcılar için önerdiğin bir şey var mı? Yoksa herkes hisse senedi yatırımcısı olamayacak. Sakın. Ya temkinler biliyorsun 30-70 kuralı vardır hisse senedi yatırımda. 30 yaşındaysan %70'e hisse senedine yatırırsın. 70 yaşındaysan %30'unu hisse senedine yatırırsın. Şimdi tabii hani gençler daha fazla risk alabilir. Daha işte yaş ilerledikçe hani risk algın azalır. Ama şöyle demek istiyorum. Hani portföylerde beğendiğiniz şirketlerde araştırdıysanız belirli bir miktar hisse senedi olabilir. Ayrıca fon da alabilirsiniz beğendiğiniz fonlarda. Hani bir oran tutabilir risk algınıza göre. Daha defansifseniz hani biraz döviz tabii ki tutabilirsiniz. Altın tabii ki çok uzun zamandır tavsiye ettiğimiz. Bu arada tabii altın dediğim gibi ara ara satışlar görse de trend hala yukarı. Onu net söyleyebiliriz. Bir de mesela özel sektör tahviller olabilir. Özel sektör tahvillerden oluşan fonlar olabilir. Bir kısım da tabii ki mevduatta tutabilirsiniz. Ama zaten en büyük sorun şu. Yani siz risksiz varlıkta tutsanız bile paranızı bugün enflasyonun %50'sini kadar ancak varlıklarınızı koruyabilirsiniz. Bence Türkiye'nin çok alışık olmadığı bir durum bu Artur. Onun için zaten borsanın hala potansiyel taşıdığını, hala borsanın yükseldiğini görüyoruz. Ve sen de işte merkez, biraz önce ifade ettin. Merkezin bankasının şu anda bence ilk konusu şu anda enflasyonu indirmek değil.
büyümeye desteklemek. Enflasyon düşmesi için faizlerin artması lazım. Fakat faizlerin bir süre daha ben sabit tutulacağını düşünüyorum. Onun için zaten hani risksiz varlıklardan biraz daha yatırımcının daha riskli varlıklara yatırım yapabileceğini görüyorum. Ama burada da uyaralım. Zaten baştaki notlar gibi. Yani uyaralım. Bir yatırım tavsiyesi değil ama hisse senedi yatırım yaptığınızda getiri potansiyeliniz kadar ciddi bir zararı da uğrayabilirsiniz. Ama şu anda tekrarlıyorum. Piyasalar şu anda dolu tarafı görmeyi tercih ediyorlar. Herkesin de açıkçası işine de geliyor. Evet. Murat Sağman, çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Anlaşılan o ki Temmuz'un bu başlangıcı özellikle hisse senedi piyasalarında ekonomilerin normalleşmesi ve Çin'den gelen pozitif yorumlarla birlikte devam edecek gibi gözükmekte. Hepimiz aynı soruyu soruyoruz. Ekonomi ile finansal piyasalar arasındaki bu ayrışıma bakalım ne zaman ve hangi yönde kırılacak? Biz de FX TV olarak, Integral FX TV olarak bunun zamanlamasını bulmak için tüm uzmanlarımız ve yorumcularımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Herkese iyi haftalar.